Merhaba. Merkez Bankası Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizini %19'da sabit tutarken, enflasyonda kısa vadede görülebilecek oynaklıkların ana eğilime yansımalarının para politikası duruşu açısından yakından izleneceğini belirtti. Mayıs ayında sanayi üretimi arındırılmamış olarak yıllık %39,5 arttı. Zayıf baz etkisi yıllık kıyaslamalarda etkisini sürdürürken mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış üretim aylık %1,3 yükselişle büyümenin ana eğilimine dair olumlu bir tablo sundu. Perakende satış hacim endeksi Mayıs ayında yıllık %26,1 yükseldi ve ikinci çeyrekte tüketim harcamaları için güçlü sinyal verdi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı tam kapanmanın uygulandığı Mayıs ayında aylık 0,6 puan gerileyerek %13,2 olurken iş gücüne katılım oranındaki düşüş işsizlik oranında artışı engelledi. 12 aylık merkezi yönetim bütçe açığının GSYH oranı Haziran ayında Şubat ayından sonra ilk defa aylık bazda yükselerek %1,7 olsa da resmi yıl sonu hedefi olan %3,5'in belirgin şekilde altında kalmayı sürdürdü. Hazine bir önceki hafta 2 tanesi döviz cinsi olmak üzere 5 tane ihraç gerçekleştirdi ve Temmuz ayındaki toplam borçlanmasını değişim ihalesi de dahil olmak üzere 41,7 milyar TL'ye taşıdı. TÜİK Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında tüketici güveninin zayıfladığını yansıttı. 9 Temmuz haftasında yurt içi yerleşiklerin altın dahil yabancı para mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 1,7 milyar dolar arttı. Aynı haftada hisse senedi, tahvil ve Eurobond piyasasına 1 milyar dolarlık yabancı girişi olurken daha hızlı hareket edilen swap piyasasında 0,2 milyar dolarlık daha sınırlı yabancı portföy girişi vardı. Yurt içinde Delta varyantının etkisiyle günlük vaka sayısı 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve normalleşme süreci açısından risk oluşturdu. Küresel ekonomik aktiviteye dair göstergelerden öncü PMI, yani satın alma yöneticileri endeksi verilerine göre Temmuz ayında Euro bölgesinde birleşik PMI yükselirken ABD'de geriledi ancak büyümeyi yansıttı. Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası toplantılarında beklentilerle uyumlu olarak değişiklik yapmadı. Avrupa Merkez Bankası pandemi varlık alım programı altında yapılan alımların bu çeyrekte yılın ilk aylarına kıyasla hızlanacağına yönelik taahhüdü korudu. Yıllık tüfe enflasyonu Haziran ayında ABD'de %5'ten %5,4'e yükselirken Euro bölgesinde %2'den %1,9'a geriledi. Fed Başkanı Powell, ABD'de toparlanma süreci tamamlanana kadar ekonomiye verilen desteğin süreceğini kaydetti. 19 Temmuz'da dolar TL önceki haftaya göre %0,8 yükselerek 8,59'dan kapandı. 2 yıllık tahvil faizi %18,73'te sabit kalırken 10 yıllık tahvil faizi haftalık 2 baz puan gerileyerek %17,4 oldu. BIST 100 endeksi geçtiğimiz pazartesi günü bir önceki haftaya göre %0,9 düşerek 1352'den kapandı. 10 yıllık ABD tahvil faizi 2 hafta önceye kıyasla 8 baz puanlık düşüşle %1,28 oldu. Euro-dolar paritesi 2 hafta önceye göre %0,9 gerileyerek 1,18 olurken S&P 500 %1'lik artış kaydetti. Bu hafta yurt içinde en önemli gündem maddesi Perşembe günü yayımlanacak olan enflasyon raporu olurken %12,2 olan yıl sonu enflasyon tahmini yukarı revize edilebilir. Pazartesi günü sanayi sektörü göstergelerinden reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, Salı günü ise Ankara'nın mutfak enflasyonunu yansıtan Türk İş Endeksi açıklanacak. Haftanın son iş günü TÜİK Haziran ayına dair dış ticaret ve yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini açıklayacak. Haziran ayında dış ticaret açığının yıllık bazda değişim göstermeyerek 2,9 milyar dolar olacağını hesaplıyoruz. Yurt dışındaki en önemli gündem maddesi Fed'in toplantısı olacak. Fed'den faiz değişikliği beklenmiyor ancak varlık alımlarında kısıtlı tartışmasıyla ilgili açıklamalar piyasaların radarında olacak. Bu hafta açıklanacak diğer veriler Japonya'da öncü PMI, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ikinci çeyrek GSYH büyümesi, çekirdek PCE enflasyonu olacak. İlk çeyrekte yıllık %0,4 büyüyen ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte zayıf baz etkisinin desteğiyle %12,6 büyümesi, Mayıs ayında %3,4 olan yıllık çekirdek PCE enflasyonununsa Haziran ayında %3,7'ye ulaşması bekleniyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.